radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Kırkından sonra. Yazan Sevin İzgü, yöneten Ergin Orbey, efektör Metin Macun, teknik yapım Alican Deniz. Oynayan sanatçılar Nimet Beyhan Saran, Cemal Baykal Saran, Nergis Hülya Gülşen, Hakan Mümtaz Sevinç, Yıldız Neriman Aslan, Çiğdem Ayşe Akınsal, Hayriye Gülenay Akşar, Sakine Emine Orhun, Satıcı Bahadır Özyurt, Garson Osman Nuri Ercan, Ayşin Simge Selçuk. Geldim. Merhaba anne. Ay, trafik öyle sıkışıktı ki okuldan çıkalı bir saat oldu ancak gelebildim. Yorgun musun? Hadi odaya geçelim, dinlen biraz. Hadi ya. Sen neler yaptın anneciğim? Sıkılmadın mı evde bir başına? Niçin sıkılacakmışım? Yapılacak öyle çok iş var ki. Anneciğim senin yorulmanı hiç istemem. Nergisciğim, ben o tür işten söz etmiyorum. Ne olacak, iki kişiyiz. Akşama kadar günüm nasıl geçtiğinin farkında değilim. Örgü örüyorum, gazete okuyorum. Bir de ben mutfağa gidiyorum. Yemeği ısıtayım, geç oldu yavrum. Aa, bir ut. Anne! Anne! Ne var kızım, ne oldu? Bu udu nereden buldun? Sokaktan kızım, sokaktan. Kızım hiç bulunur mu? Aldım. Satın aldım. Nereden aldın? Çerezciden. Nereden olacak, çarşıdan ya? Vallahi çok tuhafsın anne. Nereden aklına geldi ut çalmak? Nereden mi aklıma geldi? Sen bilmezsin yavrum. Ben senin yaşındayken, hatta senden daha küçükken anneannem, ablam bir araya geldik mi her birimiz utlarımızı alır, şarkılar söylerdik. Anneannem öğretmişti bize ut çalmasını. Öyle güzel bir udum vardı ki, ay şöyle üzerindeki nakışları seyretmeye doyamazdım. Bazı geceler konu komşu anneannemin evinde toplanırlardı. Aman ne güzel şarkılar söylerdik. O güzelim gelinlik kızlar bir oynarlardı ki. Ne ilginç. Hiç anlatmamıştım bunu anneciğim. Peki notaya uygun olarak mı çalıyordun o dönem? Elbette. Aklımda kalan birkaç şarkı var notayla çalabildiğim. Hemen hepsini unutmuşum. Anneannem notasız çalanlara çok kızardı. Şöyle bir geriye bakıyorum da. Yaşım 7. Müziğin durak yerlerinde ablamla birlikte nan es derdik. İlk işim bir nota defteri almak olacak. Bugün nasıl olduysa unutmuşum. Çalar mısın biraz anne? Al şu udu ne olur. Şimdi mi? Yemek zamanı ya. Anne ne olur keşke lütfen. Keşke saklasaydım şu udu. Keşke saklasaydım. Lütfen hadi. Pekala. Hangi eseri dinlemek istersiniz Nergis Hanım? Şöyle fıkır fıkır neşeli bir Hüseyini türkü mü? Yoksa Hüzzam makamında bir şarkı mı? Yolla
Bugünlük konser bitti. Anne ne olur biraz daha. Yok yok yavrum, aç geldin aç geldin. Canım günler torbaya mı girdi çocuğum? Aa, masaya konan tabakların çokluğuna bakılırsa konuğumuz var anlaşılan. Anne söylesene, abim Hakan mı yoksa ablam Yıldız mı gelecek? Öğleyin abine telefon ettim. Bu akşam yemeğe gelin dedim. Ah, torunlarımı öyle özledim ki Nergis. Hele Ayşin'i. Elimde büyüdü biliyorsun. Tam bir hafta oluyor onları görmeyeli. Ben de özledim yeğenlerimi. Keşke daha önce söyleseydin geleceklerini. Bilal bakkal kapatmıştır şimdi. Onlara çikolata alırdım. Ne vardı? Şey anne... Ne vardı abim ki? Abim yine aynı konuyu açıp üzmez inşallah seni. Hangi konuyu? Canım işte küçüğün bakımı konusu falan. Aa, ben abinle konuştum o konuyu. Açmaz açmaz yavrum açmaz, merak etme. Ah, kapı çalıyor kızım. Abinlerdir, tam da lafın üzerine geldi. Açıyorum geldim. Aç, aç bakayım şuralar. Tamam her şey var. Hoş geldin yengeciğim. Merhaba abicim, kimsiniz? Merhaba, merhaba. Aman kimler gelmiş kimler. Canım benim, özledin mi alın? Aman Ayşin'cim, bu pembe giysi sana ne çok yakışmış. Şöyle dön bir bakayım. Aa, prenses gibisin. Dur öpeyim seni bir. Hoş geldin Hakan. Hoş geldin kızım. Hoş geldin Çiğdem. Merhaba anne. Yorduk yine seni. Kim bilir neler hazırladın. Hiç yorulur muyum oğlum? Sofra hazır. Hadi geçin. Mis gibi mercimek çorbası var. Ay ay ay, onlar kimin gülleriymiş. Babaanneciğim bak, bu çiçekler senin. Ay, teşekkür ederim bir tanem. Hem de en sevdiğim kırmızı güller. Ah, ben de sana öyle bir yaprak sarması yaptım ki bayılacaksın Ayşin'ciğim. Yaşasın. Koş otur bakalım sofraya. Çocuklar, hadi siz de hemen sofraya geçin. Çorbalar soğumasın. Hadi bakalım. Ha, şöyle. Biraz daha. Eline sağlık anneciğim. Her şey çok güzel olmuş. Çiğdem, karıcığım sen şu salatanın tadına baktın mı? Annemin ekşili tahınlı marul salatası. Harika. Ay anne, gerçekten çok nefis olmuş. Afiyet olsun. Okul nasıl gidiyor Nergis? Durmadan çalışıyorum. Sınavlar başladı. Ya sen anneciğim. Nergis sabah gidiyor, akşam geliyor. Bir başına sıkılmıyor musun? Bizim eve gelsene. Arda'ya bakarsın. Evin düzenini sağlarsın. Yo yani bir süre. Dilersen tabii. Ha? Nergis de gelir. Ay vallahi bıktım bakıcı kadının beceriksizliğinden. Bugün eve geldiğimde çocuğun altı yine sırılsıklandı. Ta beline kadar. Hakan Allah aşkına yemeğini yesene canım. Ama bence en uygunu abi, bu. Abi olmaz ki, yine mi bu konu? Bak oğlum bak, bu konuyu kaçtır konuştuk. Sen hep sözü döndürüp dolaştırıp aynı yere getiriyorsun. Yoruldum artık, anlamıyor musun? Üçünüzü tek başıma büyüttüm. Üstelik çalışıyordum. Kimseden yardım görmedim. Babanızı yitirmenin acısı da bir yana. Ayşin'e de baktım. Çünkü o zaman para sıkıntısı çekiyordum. Şimdi çok şükür haliniz vaktiniz yerinde. Üstelik bir bakıcı kadın varken şimdi benim sizlere... Ama sen çok daha iyi bakarsın Arda'ya anne. Yok oğlum yok yok yok. Artık eskisi gibi değilim. Çabuk yoruluyorum. Tam 50 yaşındayım. Dinlenmek istiyorum. Örgü örmek, yürüyüş yapmak, ut çalmak. Ha? Ne dedin anne? Ha? Hiç. Ut çalmak. Ha, ut çalmak ha anne. Evet evet. Ut çalacağım ha. Durun getirin. Yo yo ben durun. Getiririm anne, dur. Evet, getir getir kızım, getir. Günün sürprizi annem ve Udu. Dinleyin şimdi. Mendil salladı. Aa, anne. Annene bak Hakan. Yar yolunu koydu. Nasıl olur inanamıyorum. Beyaz mendil salladım, ona çiçek yolladım. İnanamıyorum. Niye inanamıyorsun oğlum ha? Anne, şey hiç olur mu? Ut ha? Sen ha? Beğenmedin mi? Sesim güzel değil tabii ama işte çalmayı... Şaşırdım, hiç bilmiyordum yani. Ben de bilmiyordum. O yüzden sürpriz dedim ya. Anne iyi de çevre ne der? Komşular ne der? Ne der? Kadın derler yani şey... Söyle söyle yavrum, çekinme söyle. Kırkından sonra saz çalanı diye bir söz vardır anne. Sen bu sözü hiç duymadın mı? Duydum. Ama o söz bana göre değil oğlum. Kimse hiçbir şey söyleyemez. Müziği seviyorum. Udu ilk elime aldığımda 10 yaşındaydım. Aradan yıllar geçti. Hep özlemim de ut çalmak. Kim bilir belki de anca zaman bulabildim. Aman canım, uzatmayalım bu konuyu.
Size çok sevdiğim Hüseyin'i makamında bir türküyü söylesem ha? Hadi Nergis, Çiğdem, siz de bana eşlik edin, hadi bakalım tamam. Hep birlikte. Hadi. Uyu demeye geldim, yarı görmeye geldim, yavrum yaran. Hadi kalkalım artık Çiğdem, geç oldu. Yarın erken kalkacağız. Ama babacığım baksana, babaannem ne güzel şarkı söylüyordu. Gitmeyelim ha, ne olur. Gidiyoruz. Hadi. Hadi, hadi öpeyim bakayım seni, gel yavrum. Hadi. İyi geceler anne. Hakan'ın kusuruna bakma. O benim oğlum Çiğdem, nasıl kızabilirim, nasıl kusuruna bakarım. Hem alışır zamanla, o da sevecek udumu. Hadi iyi geceler yavrum, iyi babaanneciğim, geceler. Babaanneciğim, o söylediğin şarkıyı çok sevdim. Sen Ut da bizim okul şarkılarında çalabilir misin? Elbette Ayşin'ciğim. Hadi iyi geceler yavrum. İyi geceler. Alo. Merhaba anne. Merhaba Yıldız, merhaba yavrum. Şimdi aklımdan seni geçiriyordum, kalp kalbe karşıymış. Kaç gündür neden hiç aramadın? Haklısın anne, arayamadım. İşim öyle çoktu ki, evde koştur, dışarıda koştur. Kocan nasıl, iyi mi? İyi anne, ne yapsın, o da koşturup duruyor. Ha, aklıma gelmişken anne, bu sabah abimi gördüm. Hı hı. Önceki akşam sizdelermiş. Hı. Şeyden söz etti. Niçin gülüyorsun kızım? Aha, udum. Gel gel, bize de sana da çalıp söyleyeyim, gel. Abim işte. Takmış aklında. Torun bakacağı yerde almış eline udu, şarkı söylüyor. El aleme rezil olacak dedi. Aman Yıldız, sen de mi başladın? Ne var bunda? Sizden izin mi almam gerekti? Udunu çok merak ediyorum. Fırsat bulur bulmaz seni dinlemeye geleceğim. Nergis'e selam söyle. Sınavları başlamış galiba. Hadi öpüyorum anne. Şöyle biraz geç gel de repertuarımı genişleteyim. Hoşça kal yavrum. Kocana selam söyle. Hoşça kal anneciğim. Hayırlı işler. Teşekkür ederim hanımefendi. Buyurun. Siz birkaç gün önce Ut Alan'ın hanımsınız. Evet. Nasıl, memnun musunuz yoksa akordum mu bozuldu? Yok yok, hayır. Nota almaya geldim. Acaba Ut için hazırlanmış nota var mıydı sizde? Elbette var. Hem de epeyce çok. Buyurun işte. Evet. Bakayım bunlar. Buyurun Cemal Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir istediğiniz mi var? Evet, evet. Torunumun mandolininin teli kopmuş. Yeni tel alacaktım. Hay. Pardon. Ot için bu notalardan hangisini alsam acaba? Bir seçim yapamadım da. İstediğiniz belli bir nota var mı? Yok, hayır. Cemal Bey, hanımefendi hangi notalardan alsın? Cemal Bey çok güzel kanun çalar. Öyle mi? Kendisi yıllardır müşterimdir. Kanunu konuşturur. Yok canım, yok. Demek ut çalıyorsunuz. Evet. Evet. İsterseniz şu uşak makamında bakın. Sonra şu ikisi, şunlar, Suzinak. Suzinak'ı sever misiniz? Ben uşak makamını severim. Ben de uşak makamını severim. Teşekkür ederim, bunu alıyorum. Demek bunlar. Evet. Peki hanımefendi. Cemal Bey, sizin de telleriniz şurada. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurun. Hanımefendi, affınıza sığınıyorum cesaretim için. Cemal Bey, evet buyurun. Diyecektim ki, şu karşıdaki çay bahçesinde çok güzel salep yapıyorlar. Salep mi? Evet, ortak konumuz var. Müzik, ut, kanun. O salebin tadını merak ettim doğrusu. Yalnız fazla oturamayacağım. Alışverişimi yapmadım daha. Her gün bir salep içerim bu parkta. Ah.
Ne güzel bir çay bahçesi. Çocuk parkı bile var. Şu kavaklar. Şu kavak ağaçları. Çok önünden geçtim bu bahçenin. Yıllar var ki şu parka bir girmek aklıma gelmemişti. Ben sık sık gelirim. Ama yalnız. Şurası iyi mi şu masa? Evet, siz bilirsiniz. Buyurun, ne alırdınız efendim? Her zamanki gibi Salep. Benimki tarçınlı olsun. Ya sizinki? Benimki de efendim, tarçınlı. Adınızı öğrenebilir miyim? Doğru. Size hala söylemedim. Adım Nimet. Evet, bundan sonra size hanımefendi yerine Nimet Hanım derim. Parkın içinde bu kuşlar hep böyle öterler mi? Elbette, elbette. Hele akşamüstleri. Her makamdan ötüyorlar. En çok da Hüseyin'i ve Hicaz. Evet, tarçınlı saadetler geldi. Başka bir isteğiniz var mı? Yok, sağ ol. Gerçekten söylediğiniz gibi salep çok güzelmiş. Çocukluğumda anneannem yapardı. Üstüne havanda dövdüğü tarçını serperdi. Onun tadını aldım şimdi. Evimizin içine tarçın kokusu kaplardı. Mis gibi. Anneannem komşularına sunardı. Sonra o, ablam ve ben utlarımızı tıngırdatırdık. Hoş neşeli türküler, şarkılar söylerdik. Kına gecelerinde bizi çağırırlardı anneannemle birlikte. Gelinlik kızları ortaya sürer, oynatırlardı. Ne yıllardı. Niçin sustunuz Nimet Hanım? Ne kadar gevesiyim değil mi? Yok. Hayır, dinliyorum. Öyle güzel anlatıyordunuz ki. Biraz da siz anlatın. Siz kimden öğrendiniz kanun çalmasını? Benimki daha başka. Ne güzel. Size anneanneniz aşılamış müzik sevgisini. Oysa benim ailem karşı çıktı kanun çalmama. Hele onu meslek olarak seçmeme. Ama beni kimse vazgeçiremedi kanun çalmaktan. Sokağımızda bir yaşıtım vardı, Kamil. Babası kanun çalardı. Orada gördüm ilk kez kanunu. Ondan öğrendim. Sonra tutku oldu benim için. Geliyorum. Harbiye Hanım, buyur. Sabah kahvemi içmeye geldim. Hoş geldin. Safa geldin. Ne iyi oldu. Geç. Kahvelerimizi mutfakta içelim ha? Hiç olur mu? Şöyle geç. Yok. Senin mutfak oda gibi hayatım. Öyleyse geç, buyur. Burası içimi açıyor. Dantel örtüler, çiçekler, gök mavisi perdeler. Ne yapayım komşum? Bütün günüm mutfakta geçiyor. Bizimki yemeğe pek meraklı. Dur şu kahvelerimizi pişirivereyim hemen. Anlatsana. Sen ne diyorsun bu işe? Hangi işe komşum? Sesleri duymuyorsun galiba. Ne sesi, haberim yok benim. Ay aşk olsun Sakine Hanım. Merak da koyma da anlat hele, ne sesi bu? Çalgı sesi. Nimet Hanım'ın sesi. Şu bitişikteki canım. Ne sesi, ne çalgısı? Anlat hadi artık şunu. Nimet Hanım tıngırdatıyor, Nimet Hanım. Yani saz mı çalıyor? Ay üstüme iyilik sağlık bu yaştan sonra. Ben de sokak kapısını açtıkça hafiften duyuyordum da kim almış bu bayat pilağı diyordum. Peki neyi tıngırdatıyor dersin? Vallahi neyi tıngırdatıyor ben de anlayamadım. Saz mı, mandolin mi? Ama iyi tıngırdatıyor işte. İnanamıyorum. Nimet Hanım'a. Ayol kaç yaşında kadın? Üç çocuğu var, torunları. Oturup torunlarına bakacak yerde. Tıngırda tıngır, tıngırda tıngır. Hani bir söz vardır bilirsin, 40'ından sonra saz çalanı. Ya komşum ya. Çok şeker koydum galiba kahveye. Olsun fark etmez. Tatlı tatlı içer, tatlı tatlı konuşuruz ha. Gidiyorum. Dışarıdan bir isteğin var mı? Sağ ol Nergis. Ben de birazdan çıkacağım yavrum. Güle güle. Bakıyorum çok çabuk ilerledin. Döktürüyorsun valla. Nota olunca. Nergis kızım. Efendim anne. Hani turkuaz rengi bir döpiyesin var ya. Biliyorsun değil mi? Evet. Hani şu kol kenarları bir yeli. Evet biliyorum. Peki ne olmuş o giysine? Hiç. Bugün onu giyeyim mi diye soracaktım da. Nasıl istersen. Bir şey diyeyim mi anne? Hı.
O çok yakışıyor sana. Yoksa bugün özel bir gün mü? Yok canım, yok yok. Öylesine sordum. Bir arkadaşımla buluşacağım da. Peki. Hoşça kal. Akşama görüşürüz. Merhaba Cemal Bey. Çok beklettin mi siz? Merhaba Nimet Hanım. Yo, ben de yeni gelmiştim. Buyur, buyurun oturun. Aramayın diye yine aynı masayı seçtim. Evet. Nasılsınız bakalım Nimet Hanım arkadaşım? Sağ olun efendim. Çok iyiyim. Ya siz? Çok iyiyim. Çok çok iyiyim. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Tarçınlı salep. Ya ya, tarçınları bol olsun. Nimet Hanım. Evet, benimkinin de tarçını bol olsun. Hemen getireyim. Özlemişim 2 gün içinde şu bahçeyi, şu çocuk seslerini, dostluğumuzu. Yaprakları ne güzel hışırdıyor kabakların. Biliyor musunuz, yine müzik konuşacağız. Çok çok mutluyum. Daha önce size anlatmamıştım. Oğlumla tartışmıştık. Daha doğrusu o benimle tartışmıştı. Niçin? Ut çalmamı yadırgamıştı. Bu yaşta ut çalınır mı diye. Ama ben kızmadım. İşte biraz üzüldüm. Dün eve geldi, özür diledi. Gençlik, esiniz. Bu sabah radyoda bir şarkı dinledim. Yunus gibi. Sık sık çalıyor radyoda. Bir çalmak söylemek istedi ki canım o şarkıyı. Ama bilmiyordum. Yani bilsem bile notası yoktu tabii. Evet, evet. O şarkı işte, o şarkı. Bende notası var. Bir dahaki buluşmamızda getiririm. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Salepleriniz geldi efendim. Bol tarçınlı. Sağ ol delikanlı. Afiyet olsun. Biliyor musunuz Nimet Hanım? Benim de bazı küçük çalışmalarım var. Öyle iddialı şeyler değil canım. Hobi işte. Öyle mi? Aman ne güzel, ne güzel. Daha önceleri para kazanmak için çalıyordum. O yüzden pek tadına varamıyordum. Şimdi yalnızca kendim için, yakınlarım için çalıyorum. Yalnızlığımı ancak öyle unutabiliyorum. Kapımı ara sıra çalan dostlarım var. Çocuklarım, torunlarım. Ama ara sıra. Bazen onların yanındayken bile kendimi yalnız hissediyorum. Onlar evime ayaklarını bastıkları anda birkaç saat sonra gideceklerini düşünüyor. Yine bir başıma kalmanın acısını duyuyorum içimde. Siz hiç bir başınıza yemek yediniz mi Nimet Hanım? Yiyemezsiniz. Sofranın başında oturur. Gözlerinizi yemeğe dikersiniz. 5 dakika, 10 dakika. Sonra isteksiz isteksiz uzanır. Yemeğinizden bir lokma atarsınız ağzınıza. Sonra çiğnersiniz, çiğnersiniz. Lokma ağzınızda büyür de büyür. Düğüm düğüm boğazınızdan zor geçer. Belki 1 saat sürer bu yemek fasta. Bu kadar ağır yememe karşın hazm olmaz lokmalar. Bir mide ilacı kaynama geçmedi. İkincisi, üçüncüsü. aman. Ben de amma sıkıcı bir adamım. Şu kuş sesleri, çocuk cıvıltıları dururken... sonra müziksever arkadaşım karşımdayken... daha önce söyledim ya size. Güzel konuşmayı beceremiyorum. Ya da unuttum. Yok canım, yok canım. Daha neler. Ne güzel konuşuyorsunuz. Ben de eşimi yitirdiğim zamanlar kendimi sizin gibi hissetmiştim. Ama çocuklarımın ruh sağlığını düşünerek mutlu anne rolünü oynadım. Galiba başardım da bunu. Oğlum ve büyük kızım evlendiler. Üniversiteye giden kızım yanımda. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Ama yine de sizin kadar yalnız değilim. Öyleleri iştahsızım ama kızımla birlikteyken yiyorum. İşte yiyorum işte, yani bir şeyler. Bakın, sizin için ne ördüm? Biberi. Evet. Zevkinizi bilmiyorum. O yüzden siyah yünle ördüm. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Yakıştı size. Çok teşekkür ederim. Çok beceriklisiniz. Yok canım. Yanımda bir ayna olsun isterdim. Bereme bakmak için. Güle güle giyin. Ben de size güzel bir güfte hediye ederim. Evet evet. Belki de bestelerim. Neler söylüyorsunuz Cemal Bey? Kim bilir, belki de en güzel bestem olur. Size anlatırım. Siyah gözlerinizden söz ederim. Sonra gülüşünüzden. Siz nasıl gülüyorsunuz biliyor musunuz? Dolu dolu, coşkulu.
Gecikince merak ettim seni. Arkadaşım çok sohbet bir anlaşılan. Ay, merhaba kızım. Ay of of of, yorulmuşum yavrum, yorulmuşum. Ay ay, ayaklarım şişmiş. Ayakkabımı çıkaramıyorum. Mutfağa gelsene anne, yemek hazır. Oh, ay, mis gibi kokuyor. Dur bakayım. Dur dur. Kokusundan anlayayım ne pişirdiğini. Buldum. Güveç güveç. Bildiniz, güveç. Size 10 puan veriyorum. Hadi gel otur sofraya anneciğim. Dur bir elimi yıkayayım. Hem sana bir sürprizim var. Ben yemeğin güveç olduğunu bildim. Sen de bil bakalım sana ne aldığımı. Sürpriz, ha sürprizlere bayılırım. Ne olabilir acaba? Buldum. Su geçirmezsen. Hı, bilemedin. Güneş gözlüğü. Hayır, yine bilemedim. Ne olur söyle anne, bilemeyeceğim, hadi lütfen. Hani hep almak istiyordun da alamıyordun. Yoksa Walkman mı? Evet, bildim, Walkman. İki de kaset aldım. Biri Elton John, öteki adı neydi, o neymiş? Adı neydi onun? Sen hep söylerdin hani. Of, yaşa benim güzel annem, sen bir harikasın. Al bakalım, al yavrum. Çok teşekkür ederim anneciğim. Hadi, hadi, hadi taksana kulağına. Çok hadi. Hoş bu. Sağ ol anne. Ben yemekleri koyuyorum. Ne dedin? Mis gibi kokuyor, mis gibi. Duyamıyorum. Mis gibi olmuş güveç, mis gibi. Hadi yavrum, hadi sonra dinlersin. Şimdi yemeğini ye. Çıkar onu kulağından. Harika bir Walkman bu anne, sağ ol. Güle güle kullan yavrum. Nefis olmuş güveç. Oh, bir de acıktım ki. Anne, bugün senin yüzünde bir başkalık var. Anlayamadım. Yüzünde. Evet evet. Nasıl desem, böyle çok sağlıklı. Ay zaten sağlıklı. Yok yok, öyle değil. Nasıl söylesem ki, şey gibi, böyle hani hep kapalı hava olur ya, sonra birdenbire güneş açar. İşte o ilk güneşi gören insan gibi pırıltı var gözlerinde. Bir başka bakıyorsun. Sana öyle geliyor. Hayır, bak nasıl bakıyorsun bana. Ay kim bilir, ne bileyim şey mi acaba? Beste, evet o. Yani şey, bir beste yapsam diyorum kendi kendime. Aa ne güzel, annemin bestesi radyoda. Şimdi Nimet Olcay'ın Hüzzam bir şarkısını dinleyeceksiniz. Anne öyle çabuk ilerliyor ha. Yo değil de. Biliyor musun anne, sen beste de yaparsın. Bilmem ki kızım. O ördüğün bereyi ne zaman abime vereceksin? O bere, o siyah bere. Yo yo. Abini karartır. Sökeceğim, sökeceğim. Aa, emeğine yazık anne. Söktüm bile. Aa. Nergis. 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 Çıkarsana şu Walkman'i. Efendim anne, ne var? Bak yavrum, baksana. Nasıl olmuş yakası? İyi dikmiş miyim? Güzel. Bu kumaşı ne zaman aldın? Oo, çok oldu. Alıp atmıştım sandığa. Dün karıştırırken buldum. Nasıl? Rengi güzel mi? Gül kurusu. Canlı renkleri severim, bilirsin. Anne, sen eskiden böyle canlı renkli giysiler giymezdin. Çekinirdin. Şimdi bakıyorum, bir gün turkuaz, bir gün bal sarısı. İçinin canlılığını giysilerine yansıtıyorsun. Sende hoş bir değişiklik var. Böyle hızlı hızlı diktiğine göre acelem var ha? Yeni bir şey giymeyi seviyorum. Akşam üstüne yetiştireceğim. Bir arkadaşımla buluşacağım anladım, da. Anladım anladım. O hoş sohbet arkadaşın değil evet. mi? Nerede buluşuyorsun? Çay bahçesinde. Hani şu büyük postanenin karşısındaki. Salep içiyoruz. Tarçınlı. Çocukları seyrediyoruz. Salıncak sallanan, ip atlayan. Bir gün gelse ya bize. Tanımak isterdim onu. Tanımak mı? Eve mi çağırayım yani? Niçin olmasın anne? Hem niye şaşırdın? Yok, şaşırmadım. Yalnızca aklıma gelmemişti seninle tanıştırmak. Tanıştırayım elbette bir gün. Seni böyle etkilediğine göre mutlaka iyi bir adam olmalı. Nereden anladın arkadaşımın erkek olduğunu? Anlarım, annemsin. İyi tanırım seni. Biliyor musun anne? Değişiklik önce gözlerinden başladı, sonra tüm yüzüne yayıldı. Ne zaman anladın? Hani bana sormuştun, hatırladın mı? Bu turkuaz döpiyes bana yakışıyor mu diye. İşte o zaman. Çok heyecanlandın anne, dikkat et, yaka dikiyorsun. Nasıl bir insan? Anlatsana. Heyecanlanma canım. Yok şey, ne heyecanlanması canım? Nasıl biri mi? Evet. Kibar. Ağır başlı. O da ut çalıyor mu? Hayır, kanun. Ay, nereden bildin? Ay her şeyi biliyorsun. Evet, profesyonel kanuni.
Ama şimdi emekli olmuş. Artık yalnız kendi için ya da beste yapmak için çalıyor. Vay canına, demek beste yapıyor. Ama bir iddialı değilim diyor. Ama şimdi öyle bir beste yapacak senin ki... Senin için mi? O nasıl söz? Canım, niçin benim için anne, olsun? Anne, gözlerin evet diyor. Ut çalmak için o mu etkiledi seni anne? Hayır. Ama o nedenle tanıdım Cemal Bey'i. Cemal Bey? Hı-hı. Demek adı Cemal Bey. Doğru söyle anne, onu beğeniyor musun? Ha? Söyledim ya, iyi bir insan, iyi bir arkadaş. Ah seni. Ben bakarım anne. Alo? Alo anne. Ah sen misin neredesin? Evet abi, merhaba. Merhaba. Bakıcı kadın hastalanmış. Acaba annem bakabilir mi bugün oğlana? Annemin öğleden sonra dışarıda işi var abi. Ama ben gelir bakarım ha? Sağ ol Nergis. Hemen gelir misin? Elbette. Kimdi telefondaki kızım? Abim, bakıcı kadın hastalanmış. Annem bakar mı oğlana dedi de. Keşke verseydin telefonu bana. Senin akşamüstü dışarıda işin olduğunu söyledi. Nergis ne yaptın kızım? İkisi de çalışıyor. Nereye bırakacaklar çocuğu? Halası değil miyim? Ben bakarım. Şimdi gidiyorum. Ya sınavları? Sınavım yok. Sen hiç rahatını bozma anneciğim. Hem sonra Cemal Bey'e ayıp olur gitmezsen. Bekler seni ya. Nergis. Çok özür dilerim Nimet Hanım. Beklettim sizi. Ah şu trafik. Ben salebimi içtim bile. Yo sıkılmadım. Çocukları izliyordum. O da ne? Bu bluz size çok yakışmış. Güle güle giyin. Teşekkür ederim Cemal Bey. Ben diktim. Öyle mi? Ya, çok yeteneklisiniz Nimet Hanım. Çok. Ama bende de değişiklik var bugün. Yoksa fark etmediniz mi? Neşelisiniz. Yo, bilemediniz. Sizin yanınızda hep neşeliyim zaten. Belki bugün biraz daha fazla. Değişiklik görünümümde. Eğer bulamazsanız üzüleceğim. Bakın ipucu bile verdim size. Buldunuz mu? Buldum. Kravat takmışsınız. Nasıl, yakışmış mı? Evet yakışmış. Daha gösterişli böyle. Nimet Hanım. Ne dersiniz? Madem salebinizi içmişsiniz, birlikte yürüyüş yapsak şöyle. Ayaklarımız açılır, spor yapmış oluruz. Olur Cemal Bey, tabii. Hay. Yürüyelim dedik, otobüse bindik, son durağa geldik. İşte burada yürüyeceğiz. Evet. Kentin gürültüsünden uzakta. Hem dinleyin. Burada kuşların sesleri bambaşka. Üstelik kır çiçekleri. Şu papatyaların iriliğine bakın. Ah mini çiçeği. Bakın minicik. Çok hoş, çok. Buyurun. Size papatyaların en irisi. Teşekkür ederim efendim. Kulağıma taksam mı acaba? Elbette. Ne güzel oldu. Durun bir tane de şu kulağınızın üzerine alın. Çok güzel. Hala gibi çimenler. Oturalım mı? Kendimi bu kadar iyi hissetmemiştim. Biliyor musunuz, içimin coşkusu yüreğimden fırlayıp çıkacak sanki. Öyle bir gün ki papatyaların sarısı daha sarı, çimenler daha yeşil, gök daha mavi. Kırların en güzel kokusu burada sanki. Sanki çok mutluyum, çok. Ya siz? Ben de. Sanki genç kızım. Onca yılı yaşamamış, silkip atmışım üzerimden. Size bir müjdem var. Nedir? Besteledim. Evet, sizin için besteledim. Ne diyorsunuz? Sizin için. Güftesi de, bestesi de benim. Sen de bahar çiçeği. Yo. Evde okuyacaksınız. Hem çalacak hem okuyacaksınız. O sizin artık. Çok teşekkür ederim. Niçin gözünüz yaşlandı? Yok. Mutluluktan olacak. Ben de çok mutluyum Nimet Hanım. Ne yapalım biliyor musunuz? Bir gün bu hafta içinde burada piknik yapalım. Taze soğan, yumurta. Yo. Yumurta bana dokunur. Taze soğan da bana dokunur.
sabah komşum. Kurabiye yaptım, çaylar da sende. Buyur geç Hayriye Hanım. İç çayın sözü ne olur. Ah, bende çok taze bir haber var Sakine Hanım. Haber mi? Ay söylesene. Haberin kaynağı benim. Çünkü nah şu gözlerimle gördüm. Ay, ne gördün söylesene. Sen önce çayın suyunu koy. Ay yo, patlarım, çabuk söyle. Hani Utcu Hanım var ya. Yine Nimet Hanım mı? Ay liseli kız ayol, liseli kız olmuş. Aa, vallahi anlamadım. Aşık olmuş, aşık. Aşık ha? Gözlerimle gördüm. Kendi yaşında siyah perili adamın biriyle. Böyle parkta ağız ağza vermişlerdi. Hani ne demişler, aşık dört yanını duvar sanırmış. Ayol diplerinden geçtim, beni görmedi bile. Kadın desene ondan sabahtan akşama dımbır da dımbır ut çalıyor. Ay deseydin ya, ne haber, nasılsın Nimet Hanım diye. Yine beni duymazlardı. Çünkü yalnız kendi söylediklerini duyuyorlardı. Nasıl bir adam? Aman ne bileyim işte canım. Vallahi kırkından sonra... Yo, kırkından sonra aşk, ut. Beste de yapması yakındır. Yapmış, hem de kendi kendine yapmış. Duydum kulaklarımla. Sen bahar çiçeği, nimetim benim. Karşılıklı söyleyip duruyorlardı. Neydi onun geçen gün giydiği? Gördün mü? Gördüm. Her gün yeni bir şey giyip fırlıyor sokağa. Gül kırmızılar, ciyak sarılar. Bu kadın var ya, bu yaştan sonra beyaz gelinlik de giyer. İşte yaz şuraya. Daha neler ayol. Bu kaçıncı buluşmamız biliyor musunuz Nimet Hanım? Sanırım 17. Yo, 17. değil, 19. Biliyorsunuz ama şakadan bilmezden geliyorsunuz. Siz dikkatli bir insansınız, yanılmazsınız ha? Beni iyi tanımışsınız. Evet. Siz de kabul ediyorsunuz, birbirimizi tanıdık. Şunu diyecektim, tabii izninizle. Ben kendimi size öyle yakın hissediyorum ki... Bırakalım artık bu hanımla beyle sizli bizli konuşmayı. Tabii haklısınız Cemal Bey. Ay, hala sizli bizli konuşuyorum. 19'u 2 ile çarparsan... 38 eder. Ne hesabı bu? Borcun mu var? Yo. Hesaplıyorum kaç saati bir arada geçirdik. Neden hesaplıyorsun? Tanışalı 2 ayı geçti ama topu topu 2 gün birlikte olabilmişiz. 2 gün mü? Evet, işte hesap ortada. Hepsi 38 saat ediyor. Ama bana yetmiyor artık. Ben seni hep görmek istiyorum. Sofrada, bahçede, hep yanımda. Benimle evlenir misin? Evlenmek mi? Ne diyorsun? Evet, seninle evlenmek istiyorum. Peki ama çocuklarımız ne derler bu işe? Onca yıldan sonra. Ne mi derler? Ama ben seni özlüyorum. Yemek yerken sofraya 2 tabak koyuyorum. Sanki sen karşımdaymışsın gibi. O tabağa bakıp seni düşünüyorum. İnan bana Nimet. Seni anlıyorum. Ben de seni özlüyorum. Seninle birlikte olduğum saatleri... Konuştuklarımızı geçiriyorum aklımdan bir bir. Benim çocuklarım sorun çıkarmaz. Kızlarım anlayışlıdır, hele Nergis. Ama Hakan ya yine üzerse beni, ya derse kırkından sonra önce saz sonra koca diye, ne yaparım, ne derim ona? İstersen beni tanıştır onunla, sevdiririm kendimi. Yo, seni de kırabilir. Biliyorum, o ilk an karşı çıkar, sonra belki düşündükten sonra. O zaman önce sen yalnız söylersin ona. Sonra benimle tanıştırırsın. Bilmem ki. Ne olursun Nimet. Peki. Anne. Nem var. Sıkıntılı görünüyorsun. Yok bir şey Nergis. Yok ya. Var. Hadi söyle bana. Birkaç gündür ut da çalmaz oldun. Nergis, bu yaşta evlenmeye kalksam nasıl karşılarsın? Derdim buydu demek. 3 harf anneciğim. Aşk. Aman sen de. Ne aşkı be kızım? Evet anneciğim, aşk. Damat Cemal Bey, öyle değil mi? Evet. 2 gün önce karar verdik evlenmeye. Ne duruyorsunuz, evlenin. Dalga geçmiyorsun ya benimle. Tam tersi, çok ciddiyim.
Sizi engelleyen mi var yoksa anneciğim? Bilmem ki. Onun için sorun değilmiş. Ama ben abinden çekiniyorum. Onun çocuğu değil annesisin. Niçin çekinecekmişsin? Karar senin anne, abimin değil. Olur mu canım? Çocuklarımın hepsinin onayını almak isterim. Evlen anne. Abi ne der bilmem ki. Ne derse desin. 3 çocuğum var. İkisi evet dedikten sonra. Ben hepsinin evet demesini isterim. Peki abime ben söylerim. Yo yo yo, hayır hayır. Kesinlikle ben söylemeliyim. Gelin hanımı öpebilir miyim? Anne! Anne! Gel gel oğlum, gel. Gel otur yanıma, gel. Eve uğradım, Ayşin'i alacaktım. Nergis söyledi parkta olduğunuzu. Otursana oğlum. Bak Ayşin orada, uçurtma uçuruyor bak. Şu çocuklar da ne kadar çabuk dost oluveriyorlar. O Ayşin'in yanındaki iki çocuk kim? Ha, bir de yaşlı adam var, siyah şapkalı. O yaşlı adam çocukların dedesi. Cemal Bey, çocukları çok sever. Sen nereden tanıyorsun ay, onu? Ay baksana, Ayşin'in uçurtması yere düşüyor. Yardım et, koş oğlum, koş. Abla, geldim kızım. Aa, dur, babacığım. Geldim. Üzülme, üzülme yavrucuğum, yeniden uçururuz. Babacığım, bu amca var ya, işte bunlar Canla Nil, onun torunları. Canla Nil'i hep uçurtma uçurmaya buraya getirirmiş. Beni de sen getirsene. Babaannem uçurtmanın peşinden koşturamıyor. Peki, getiririm. Siz Ayşin'in babası mısınız? Evet. Üç çocuğun uçurtmasının ardından koşmak sizin için zor olsa gerek. Dinlenin isterseniz biraz. Yo, siz benim görünüşüme bakmayın. Uçurtmaları görünce benim de çocuk olasım geliyor. Ha, geldim geldim Nil. Şimdi uçururum o uçurtmayı. Anneciğim, çay çok nefis olmuş. Eline sağlık. Artık kalkayım. Çiğdem merak etmiştir bizi. Şu Ayşin'i de uyandırır mısın anne? 3 gündür uçurtma peşinde koşmaktan yorgun düştü çocukcağız. Peki ya. Ama iyi eğleniyorlar ha? Çok çok Ayşin. Ayşin. Hadi uyan güzelim. Hadi bak, baban gidiyor. Hadi çocuğum kalk. Anne. Hı? Anne. Sana 3 gün önce parktayken bir soru sormuştum ama bana cevap vermedin. Hı? Hatırladın mı? Yok. Hatırlayamadım, neydi? O çocukların dedesi Cemal Bey. Nereden tanıyorsun? Niye söylemiyorsun? Ama ben biliyorum onu nereden tanıdığını. Nereden? Canım ne yapacaksın işte, parkta anlattı bana. Neden bilmiyormuş gibi davrandın? Peki sen anne, neden söylemedin bana hiçbir şey ha? Var ya. Ne var? Ben damadı kutladım bile. Sıra sende, gelinde. Oğlum, oğlum, bunu böyle karşılayacağın hiç aklıma gelmezdi. Seni ne etkiledi ha? Ne mi etkiledi? Çocukları sevmesi. Çocukları seven, müziği seven biri kötü olamaz anne. Cemal Bey güler yüzlü, içten, efendi. Gelin hanım, düğün ne zaman ha? Aman oğlum, ne düğünü yavrucuğum? Birimiz 50, diğerimiz 55 yaşında. Düğünü kendi aramızda yaparız. Cemal Bey'in kalabalık bir ailesi varmış. Utla, kanunla. Ha, anne? Ellerin ne sıcak. Seninkiler de. Nimetciğim, nüfusunu getirdin mi? Evet, çantamda. İşte al. Bu akşam bize gelsene. Kızlar seni tanımak istiyorlar. Elbette gelirim. Baksana Nimet, ben de yakında çocukları toplayayım eve. İşte sevdiğim kadın diyeyim onlara ha. Nimet. Hı hı. Akşam size gelirken kanunumu da getireyim mi? Getir. Ne hoş. İlk kez birlikte çalacağız. Bundan sonra hiç yalnız kanun çalmayacağım. Birlikte. Ama ben senin gibi güzel çalamam ki. Thank you.
Biz düğünü yaptık bile. Nefis bir ikili oldunuz. Gazinolardan teklif alırsanız hiç şaşmayın. Anne, nikah için başvuru yaptınız mı? Evet, bugün yaptık. Bize 2 hafta sonraya gün verdiler. Böyle çabuk ha. Yıldırım aşkı. Yıldızım, Yıldızcığım. Kalan ömrümüzü değerlendirmemiz gerek. İşte o yüzden elimizi çabuk tuttuk. Peki nerede oturacaksınız? Nergis ne olacak? Cemal'in evinde oturacağız. Bahçeli, müstakil bir ev. Nergis'e gelince koskocaman 20 yaşında nasıl isterse onu yapar. İster orada bizimle oturur, ister burada kalır. Yeni evlileri rahatsız etmek olur mu hiç? Ben bu evde kalmayı düşünüyorum. Bir sürü arkadaşım, Walkman'im, kitaplarım var. Sıkılmam ben. Kafama eserse kilitler kapıyı, gelirim yanınıza. Bu hafta içinde bizim evde de toplanalım. Çağırırım çocuklarımı, torunlarımı. Siz de gelin ha. Hakan, Yıldız, Nergis. Neden olmasın? Ha Yıldız? Elbette geliriz Cemal Bey. Artık genişledik. Koskocaman bir aileyiz. Cemal Bey, anneciğim. Hı. Hadi çalın birlikte söyleyelim. Hadi. 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 Hadi Cemal Bey. Sonra Sevin İzgün'ün yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Yöneten Ergin Orbey, efektör Metin Macun. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.